seçimli olağanüstü kongrede Meral Akşener aday olmayacak. Bunu yaptığı yazılı açıklamayla kendisi duyurdu. Hakikaten hiçbir şekilde kulislere yansımayan, hiçbir şekilde sızmayan bir bilgiydi. O nedenle de sürpriz bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iki sayfalık bir açıklama olduğunu söyleyelim. <laughs> Çok özür diliyorum. 30 yıllık siyasi kariyerim boyunca ülkemizin geleceğini, milletimizin huzurunu, devletimizin iyiliğini yakından ilgilendiren birçok meselede kararlar almam, tutumlar benimsemem gerekti. Bu kararları alırken, bu tutumları takınırken de her defasında bireysel çıkarlarımı, kısa vadeli potansiyel kazanımları ve yapılan her türlü cazip teklifi bir kenara bırakıp sahip olduğum ahlaki değerleri, cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldım diyor Benel Akşener. Rabbime şükürler olsun ki aldığım her kararın, benimsediğim her tutumun ne kadar isabetli olduğu da her zaman kısa vadeli vadede olmasa da zaman içerisinde mutlaka ispatlandı. Yani bu son dönemde bana yapılan eleştiriler, yersiz eleştiriler daha uzun vadede anlayacaksınız. Mesajını görüyoruz ilk paragrafta. Ayrıca günümüz siyasetinde görmeye pek alışkın olmadığımız biçimde şartlar ne kadar çetin, siyasi konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun her kararımın, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildim. Nitekim ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentim olmaksızın her defasında ödedim bundan da asla pişman olmadım bu bedel işte seçim sonucu olabilir Meral Akşener için ve partisinin genel başkanlığından ayrılma kararı olabilir. Bu karar bir anlamda da bu anlama geliyor. Bildiğiniz üzere 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri öncesinde İyi Partili olarak seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldığını hatırlatıyor ve bu kararı almadaki gayelerinin ne olduğunu anlatıyor. Siyasi kutupların yörüngesinden çıkmak ve iki seçenek arasındaki sıkışmışlıktan milleti çıkarmak diyor. Toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı. Bu kararı alırken partinin genel başkanı olarak karşımıza kimleri aldığımızı elbette biliyorum. Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayri ahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galis taarruzların elbette bilincindeyim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Sorumlu benim diyor bu seçim sonucunda da hür ve müstakil seçime gitme kararında da. Şimdi şu artık 3 paragraf kaldı ama son cümlesini hatırlatayım. Zaten ekranda görüyorsunuz. Kurultayımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum diyor. Seçimlere daha dair muhasebemizi yapacağımız 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum diyor Meral Akşener. Şu arada kalan paragrafı da okuyalım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Geldiğimiz noktada İyi Parti olarak ismimiz bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa ben bu bedele razıyım. Bugün İyi Parti sarsılmış ama ne iktidarın ne ana muhalefetin ne de 2028 hesapları kovalayan bir takım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse ben bu bedeli razıyım ve hatta İyi Parti bugünü feda etme uğruna bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almaya başarabildiyse ben bu bedeli razıyım. Çünkü ben dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim diyor. Meral Akşener yaptığı açıklamada hemen Ankara'ya gidelim. Sare e, karşımızda olacak. Evet Sare sendeyiz. Yani beklenmedik bir açıklamaydı değil mi? Bu herkese sürpriz oldu. Seçilir Özel aslında beklenmedik bir açıklama. Çünkü Cuma günü hatırlatırsak Cuma günü Akşener Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelmişti. O toplantıda e, kurultay tarihi belirlenmişti. 27 Nisan'da İyi Parti olağanüstü seçimli kongreye gidecek. Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizdi. Çünkü önceki hatırlama e, açıklamalarını hatırlatmakta fayda var aslında. 31 Mart seçimleri öncesinde Akşener sorumluluk bana ait demişti. Çünkü hür ve müstakil seçime girme kararı almışlardı. O nedenle cuma günü başkanlık divan toplantı sonrasında e, genel başkan yardımcısına da soruldu aslında baktığımızda ama o da toplantıda adaylık konusunun gündeme gelmediğini, bu konuyu konuşmadıklarını ifade etmişti. O nedenle bizler bugün böyle bir açıklama beklemiyorduk aslında. Bugün İyi Parti'den gelecek tek bir açıklama vardı. Bugün e, İyi Parti göç politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalı'nın adaylığını ilan etmesini bekliyorduk saat 13'te. Adaylık ilanından önce Akşener'in aday